Çok gerilere gitmeyeyim. Yani en yakın olay. Bu olay ortaya çıkarılamıyor. Çünkü böyle içine yerleşmiş bir suç işleme özgürlüğü söz konusu. Evet, Frank Dink derzor yollarına düştü manevi açıdan ve soykırımın 1,5 milyon artı birinci kurbanı oldu. Ama bu aradaki sürece baktığımız vakit bu suç devletinin ne kadar çok insan katlettiğini belki her biriniz kendi şahsi deneyimlerinizden biliyorsunuz. Mesela benim birebir tanıdığım, ilişkimin olduğu, kimiyle yakın, kimiyle o kadar yakın değil ama merhabamızın olduğu insanlara baktığım vakit Deniz Gezmiş, Can Alptekin, Ömer Ayna, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, bunların hepsi benim üniversite döneminden arkadaşlarımdı. Üniversitede yanında doktora yaptığım Profesör Cahit Orhan Tütengil aynı Hrant Dink gibi kalleşçe ensesinden vurularak öldürüldü. Otobüs durağında duruyordu. Otobüsüne binip üniversiteye gidecekti ders vermek üzere. Ve ak saçlarıyla aynı Hrant gibi yolda yüzü koyun yatarak bırakılmıştı. Sonra Lisi Schmidt'i hatırlıyorum. 12 Eylül Cuntası'na karşı direniş hareketi içinde sürekli birlikte çalışma yaptığımız Alman devrimci arkadaşımız Lisi Schmidt. Onu Vedat Aydın'ın cenazesinde vahşice dövdü polisler Diyarbakır'da ve kafasına sıkmaya kalktılar ama çok aşikar olduğu için resmi polisler tarafından engellendi. Bu sefer Lisi'yi 1994'te Irak Kürdistan'ında tarayarak öldürdüler. Artık hangi paralel yapı, hangi işbirliği bilmiyoruz. Bugüne kadar da ortaya çıkmış değil. Ve onun arkasından Musa Anter, aynı gazetede çalışıyorduk birlikte. Birlikte gazete kurduk, Özgür Gündem gazetesini. Uğur Mumcu, Ankara'dan çocukluğumdan beri aynı mahallede oturduğumuz için tanıdığım biri. Ve arkasından Hrant Dink geldi. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlatmak çok zor gerçekten. Ama bu sadece bana özgü bir olay değil. Hepinizin 1975-80 arasındaki iç savaş sırasında mutlaka katledilmiş faşistler tarafından birçok arkadaşı vardır. Ve bu kişilerin bazıları Türkiye Cumhuriyeti'nde bırakın yargılanmayı ya da yargılansalar bile beraat ettiler, siyasi haklarına sahip oldular. İçlerinde milletvekili olanlar var. Yine bu tür anti-komünist, anti-sosyalist yapılanmalar içinden gelen insanlar bugün Türkiye'de önemli görevler içinde. Mesela 1969'da biz şeyden korkardık en çok, Mücadele Birliği'nden. Çünkü o zaman ülkücüler daha yeni oluşmaktaydı. Onlara daha çok şey derdik, Turancı. Onlarla çatıştığım vakit onlar bir noktadan sonra kaçar gider ama Mücadele Birliği'nde onu kaçırmam mümkün değil, şehit olacağına inanıyor ve bıçağıyla geziyor. Çok arkadaşımız bıçaklandı. Mücadele Birliği içinde yetişen ekiplerden, onu da yeni öğrendim, Hüseyin Gülerce zamandan ayrıldı, taraf değiştirdi. Biz dedi işte Mücadele Birliği içindeydik gençken. İşte Ankara Belediye Başkanı olan zat, ondan sonra bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan zat da bu hareketin içindeydi. Allah Allah diyorsun. Ondan sonra ama her şey yerine oturuyor. Yani o meclis başkanı olan zat 2005 yılında düzenlemeye çalıştığımız soykırımla da ilgilidir. Osmanlı Ermeniler üzerine bir konferans. Hrant'la ben de orada konuşmacıydım. Orada şöyle bir ifade kullanmıştı. Bizi sırtımızdan hançerliyorlar.
şu anda bu insan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir başka başkanı Abdülhalik Renda, Muş'u temizleyen insan vali olarak. Daha sonra Halit'te devam etmiş, sağ kurtulanların Suriye çöllerinde temizlenmesi için. İngilizler tarafından savaş suçlusu olarak tutuklanmış, Malta'ya konmuş. Sonra İngilizler Ankara'nın pazarlıkları sonucunda bırakılıp bakanlık görevlerinde bulunmuş. 1925 yılında Şark raporunu kaleme almış. Bu kişi 1932 ile 38 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı. Atatürk öldüğü vakit iki gün Türkiye Cumhurbaşkanı oldu. İki günlüğüne de olsa. Bırakın yargılamayı, nerelere geldiğini görüyorsunuz. Ya da Şükrü Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin baş ideoloğu. 1915'te bütün bu zorunlu göç ve imha politikalarını koordine eden muhacirin dairesinin başkanı Şükrü Kaya. Yine Malta tutuklusu, sonra serbest. Şükrü Kaya ondan sonra işte İtalyan Faşist Partisi'ndeki düzenlemeleri Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne geçiren kişi ve o zaman Dersim soykırımının bu kişilerin altında nasıl olduğuna da fazla şaşırmamak gerekiyor. Yani ekip soykırımcı ekip. Abdülhalik Renda 1925 yılında kaleme aldığı Şark İslah Şark raporunda diyor ki dikkatli olun diyor. Ermenilerin boşalttığı yerlere Kürtler yerleşmeye başladı. Yine başka bir yerde raporunda diyor Dersim'den 1916'nın hesabını sormadık. Ben de bu 1916'da ne olmuştu diye merak içindeydim. Çünkü bir başka Ermeni tanıklığında ölüme kıl payı diye dışarıda var o kitap. 1916 yılında Kürtlerle bir kısım Ermeni devrimcinin birlikte direniş hareketi sergilediğini okudum bu kitapta. Ve başka hiçbir yerde kaynakta yok ama Şark raporunu okuyunca Abdülhalik Renda'nın orada gördüm 1916'nın hesabını sormadık. 16'nın peki hesabı ne zaman soruldu? 1937-38 Dersim soykırımında. Böyle bir devletle söz konusu karşı karşıyayız. Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı. İlk kariyerini yapışı 1914 yılında daha soykırım olmadan Batı Anadolu'da yaşayan Rumlara karşı şiddet uygulayarak onların 1,5 Batı Anadolu Ege Rum'unun kaçmasını sağlamak. Ama Rumlar bir yanda şanslı çünkü en azından kaçacakları, sığınabilecekleri bir ülke var. Zayiat belli bir ölçü ama Ermenilerin cehennemden başka gidecekleri yer yok. Dünya Savaşı içinde zaten bir cephede her cephede savaş söz konusu. Sadece Arap çöllerinde sağ kalanların o da zaten eriye çöle kadar ulaşıyor. Fakat %5 diye bir oran söz konusu. Hiçbir yerde Ermenilerin nüfusu %5'i geçmeyecek. Bu kadar hallettik. Bunların sayısı yine artıyor. Sanki köpek itlaf ediyorlar. Bunu da yaptı İttihat Terakki. Yaptığı ilk soykırım 1912 yılında İstanbul köpeklerini toparlayarak hayırsız adaya koymak. Aç, susuz bu hayvanlar orada öldüler. Yani canlılara karşı böyle bir imha siyaseti uygulayan modernist, sosyal darvinci bir yaklaşım. Ama baktığınız vakit bu modernist, sosyal darvinciliği, Avrupa'daki milliyetçiliğin, Avrupa'da nazizmin, faşizmin temelinde de aynı şeyi görüyorsunuz. Yani aynı kökten besleniyor bütün bu imha politikaları. Evet, Derzor yoluna düşecekti Hrant Dink ve düştü, oraya gitti. Ben 1911 yılında bir kitap yayınlamayı başardım. Hazırlığı işte 4-5 yıl sürdü. Özel olarak soykırımın ikinci safhasını ele alıyordu. Tarihçi Georg
Kevork'un şeyi, çalışması, Raymond Kevorkian'ın. Bu çalışmada asıl o imha sürecini anlatıyor. Yani Anadolu'daki o yollardaki katliam değil de Suriye'deki aynı daha sonra işte Süryanilerin oluşturduğu o çadırlı kentler gibi. 10 yıllar boyunca Süryaniler Irak ve Suriye çöllerinde Filistinlilere benzer şekilde yaşadı. Daha sonra onun arkasından Filistinlilerin çadırı geldi. İşte 16 yılında da Suriye'de böyle çadır sefalet yerleri, yani korkunç, belki o yoksulluğu biraz şey de anlatıyor, kampların yoksulluğunu. Fatih Akın'ın filminde de çok böyle hakikaten pitoresk olarak göstermeyi başarmış. Bu kitap çıktı, yani Soykırım'ın ikinci safhası. Ermenilerin Suriye çöllerinde imhası diye başlıklı bir kitap. Ben 1911 Mart'ında Suriye'de olaylar yeni başlamak üzereydi. O zaman gitmesem hiçbir zaman gidemezdim. İnsan Hakları Derneği planlıyordu gitmeyi 24 Nisan alması için Derzor'a. Fakat gelinmemesi, güvenli olmadığı telkin edildiği için o program iptal edildi. O imha iptal edince ben bireysel olarak gitmeye karar verdim. Halep'e oradan Derzor'a kadar giderek çıkan kitabın oradaki arşive konulmasını sağladım. Yine bazı o çöldeki Arap köylerinde bazı yaşlılardan tanıklar falan kaleme geçirdim. Kurtulan yetimlerin soyundan gelen, ama onlar işte Arap aileler içindir. Ancak sağ kalabilmişler ve çocukları tabii Arap kimliği taşıyordu. Ama bir tanesi öyle diyordu. Yani bak diyordu, benim bütün kılığım, dilim, her şeyim Arap, ama buraya kessen diyordu Ermeni kanı akar diyordu. Bu beni çok duygulandırmıştı ve onların başına ne geldiğini de bilmiyorum. Korkunç bir şok oldu tabii Suriye'deki bu yaşananlar. Yani Halep'te kimse inanmıyordu bunların olabileceğine 1911 Mart'ında. Herkes gayet sakin hayatına devam ediyordu. 2011, pardon. Evet, bu Derzor yolları çok şey. Yani birçok tehcir türküsü vardır. Ermenilerin acılarını dile getirme. Yani bunların çoğunluğu da Türkçedir. Çünkü Anadolu Ermenilerin birçoğunun dili Türkçeydi, ev dili. Ve bu nedenle de ikinci, üçüncü kuşakta bile bugün Türkçe'ye aşina insanlar bulursunuz. Dünyanın her yerinde, Latin Amerika'da, Arap dünyasında, başka yerlerde. Evet, bütün işte olay bir balyoz hareketiyle başladı. Bir gün kapınız çalındı, ufak bir ifadeniz alınacak dedi. Kibar bir şekilde insanlar evlerinden arındı, trene konuldu. İki istikamete düşürüldüler, biri Çankırı, biri Ayaş Ankara. İki yerde tutuldular. Sonra sizi mahkemeye yolluyoruz denilerek ve ilginç ama seçilen mahkeme yeri de Diyarbakır. Diyarbakır'da yargılanacaklar. Biliyorsunuz İstiklal Mahkemelerinde de İstanbul basını hala muhalefete devam eden Mustafa Kemal'e karşı Diyarbakır'da yargılanıp biat ettiler, sonra teslim oldular. Demek ki Diyarbakır çok önemli bir merkez bütün bu işlerde. Ve bunlar parça parça oradan gönderilirken imha edildiler. Paralel devlet yeni bir olgu değil. Paralel devlet İttihat Terakki'nin teşkilat-ı mahsusası tarafından yaratılmış bir teşkilat ve çeşitli biçimler almış bir yapılanma ve bu yapılanmanın sadece bir örneği değil, yani cemaat dediğimiz vakit. Bu sadece tek bir örnek değil. Yani birçok yapılanması söz konusu bu devlet ve farklı farklı ekipleri de söz konusu. O da büyük bir gelenek olmuş. Ve bu tutuklanan insanlar hep şey olduğunu düşünüyorlardı. Hani bizim 12
Mart'ta 12 Eylül'de tutuklanan aydınlarımız gibi. Ya bu yanlışlık var, işte ya ben alınmamalıydım. Hadi şunu anladım, yani şu taşnaktı, ya şu hınçaktı, bu doğaldı, beni niye aldılar? Mesela Sabah Gülyan vardı, Sabah Gazetesi'nin editörü, üniversite profesörü, İstanbul, o zaman Darülfünun deniyordu, çok saygın bir insan. Ve şey de değil, taşnak da değil, hınçak da değil, Ramgavar, yani Ermeni Liberal Partisi'nin lideri. Adamın aklı almıyor, yani ne oldu? İşte dilekçeler yazılıyor sürekli, mesajlar iletilmeye çalışıyor. Aileler gidiyor, kapıları çalıyorlar, konsoloslukları, her taraf kapı, duvar ve ortada korkunç bir plan söz konusu. Bunlardan biri, bu aydınlardan biri Kirikor Zohrat'tı. O da çok parlak bir kişi. Büyük bir hukukçu, o dönemin önemli insan hakları savunucularından biri, kadın hakları savunucusu. Osmanlı yasal reformlarının mimarlarından biri, çünkü aynı zamanda parlamentoda üye, aynı zamanda Talat Paşa'nın tavla arkadaşı, aynı Esad'ın aile dostu olması gibi Erdoğan'la. Bu insanın başını taşla ezdiler Urfa, Diyarbakır arasında. O daha geç tutuklandı, bir ay geç tutuklandı, 24 Nisan'dan. Çünkü ülkeyi terk etmedi, her şeye rağmen sonuna kadar dostlarını, halkını kurtarmaya çalıştı. Onun için de zaten herhalde imha edildi. Ve Kirikor Zohrab diyor ki, 1908 devriminden sonra, dinimiz muhtelif ama mezhebimiz birdir.